Merhaba arkadaşlar. Ben Serdar Erkan Düzgören. Yeni bir dersi de beraberiz. Bu dersimizin konusu arkadaşlar İngilizce bir terim olan carving. Bunu size Türkçe olarak izah etmek gerekirse zaten şu an ekranlarınızda da gördüğünüz gibi çiçek oymalı bir çiçek modelini nasıl yapabiliriz en basit yoldan? Uğraşmadan nasıl elde edebilirsiniz? Size kısaca bunu anlatacağım. Tabii şimdi ilk olarak bu bölümümüzde bir çiçek yapacağız. Mesela iki farklı model var. Benim önceden sizler için görmeniz açısından hazırladım. Şimdi ise daha değişik bir model ortaya çıkabilir. Bu tamamen sizin hayal gücünüze kalmış bir durum. İlk dersimizde bir çiçek modelleyeceğiz arkadaşlar. Sonrasında daha değişik modelleriyle devam ederiz. Modelleme mantığımızdan kısaca size bahsedeyim arkadaşlar nasıl bir yöntem kullanacağımızda. Yöntemimiz arkadaşlar şu şekilde bir tane katı modelimiz silindir var. Silindiri stable poly ile modifiye edeceğiz. Sonrasında array tools ile ve Turbo Smooth ile çiçeğimizi oluşturacağız arkadaşlar. Çok basit. Hani öyle kafanızda da canlandıracağınız kadar zor bir işlem değil. İsterseniz hemen başlayalım. Bu iki modelimiz arkadaşlar burada kalabilir. Biz hemen front penceresine geçelim. Burada öncelikle arkadaşlar bir tane silindir oluşturuyoruz gördüğünüz gibi. Sonrasında bunun çapı 20 santim olsun, yüksekliği 3 santim olsun ve bu şekilde bırakalım. Sonrasında arkadaşlar bu silindirimizi öncelikle şöyle bu ekran tam karşınıza gelecek şekilde, objenin bu kısmı karşınıza gelecek şekilde döndürüyorsunuz. Sonrasında objemizi hemen poli yapıyoruz. Sonrasında poligon ile seçiyoruz. Sadece bu kısım hariç arkadaşlar siliyoruz. Sadece bu üçgen parçamız kalıyor. Sonrasında hemen bu parçamıza yaklaşalım. F4 diyelim. Sonrasında bu arka kısmı var arkadaşlar. Bu arka kısmı da aynı şekilde komple siliyoruz. Ve bize sadece bu yüzeyin kalması yeterli. Sonra tekrar front penceremize geri dönüyoruz. Şimdi şu üst kısım arkadaşlar, edge'e geliyoruz. Şuraya kadar seçiyoruz. Pardon, şunu da seçelim. Sonrasında connect diyoruz arkadaşlar. Bir adet bağladık. Sonrasında poligona geliyoruz. Bu kısmı komple seçip detach yapıyoruz. Yalnız yaparken detach to element seçili olacak. Sonrasında okey diyoruz ve işlemimiz bitiyor. Sonra boş bir alana tıklıyoruz arkadaşlar. Üst kısımdaki edge'ler kenarlarımız ile bizim işimiz var. 4 kademeli olarak yükselteceğiz arkadaşlar bunu. Öncelikle böyle. Sonrasında daraltıyoruz. Geliyoruz, tekrar yükseltiyoruz. Shift tuşu ile sonrasında scale ile küçültüyoruz. Sonra tekrar shift tuşu ile yükseltiyoruz. Scale ile küçültüyoruz. Ve son parçamızda yükseltip scale ile küçültüyoruz. Sonra en son bu parçamız arkadaşlar birazcık yakınlaşıyoruz. Vertexlerimizi seçiyoruz. Sadece şu iki vertexi seçtikten sonra remove diyoruz arkadaşlar. Üst kısmımız bu şekilde tamamlanmış oluyor. Sonra perspektif ekranında hemen geliyoruz. Bu kısımdan üstten en tepedeki edge'i seçip arkadaşlar aşağı doğru loop. Gördüğünüz gibi bu kısma herhangi bir şey yapmadı. O kısımla alakalı daha farklı bir şeyler yapacağız.
Sonrasında seçtik. Extrude veriyoruz arkadaşlar. Sonra geri, bu ileriye doğru olsun, değişik olsun. Birazcık hemen şöyle tepeden görecek şekilde bakalım. Genişletiyoruz. Çok güzel. Sonrasında bu kenarı loop deyip, aynı şekilde bu kenarda loop deyip hemen bu sefer içeriye doğru extrude verelim ve birazcık da daraltalım. Sonra border arkadaşlar geliyoruz, komple seçtikten sonra geriye doğru Y yönünde arkadaşlar yine shift tuşuna basılı olarak sizin kararınızca uzatıyoruz ve arka kenarlarımızı da oluşturmuş olduk. Sonra yine aynı şekilde bu en altta kalan kısmımız içinde aynısını yapıyoruz. Hatta bizim şimdiki parçamız şu border'ımızı kapatalım. Şuna izole selection diyelim. Buradan clay seçelim. F4'e basalım. Sonra bu parçamıza yaklaşıp seçelim zaten. Yine aynı şekilde bu tarafa doğru uzatalım arkadaşlar. Göz kararı aynı hizada olması yeterli. Sonra geliyoruz. Bizim artık işimiz bu aşağı kısımda. Edge seçiyoruz arkadaşlar. Şu kısmı beraber seçip bu kısmı da seçiyoruz. Tamam. Sonra şu açıdan bakalım ve connect dedik. Okey diyoruz. Sonrasında birazcık yüksek. Evet, şöyle içeri doğru çektik. Evet, oyma gibi oluştu. Bu kenarlandı. İşimiz bitti arkadaşlar. Sonra içimizi kapatalım. Parçamız bu şekilde. Hemen front penceremize geliyoruz. Öncelikle pivot noktamızı kontrol ediyoruz. Tam merkezde olduğunu. Sonrasında değilse aktif pivottan aşağı merkeze getiriyorsunuz arkadaşlar Y ekseninde. Sonrasında array diyoruz. Array ekranımızda arkadaşlar birazcık şöyle tam da göreceğimiz şekilde şey yapalım. Rotate kısmı 360 derece seçili kalıyor. Array Dimension'da 1 D seçili kont olarak 12 bırakıyoruz. Sonrasında Preview'ı tıkladığımızda arkadaşlar gördüğünüz gibi 360 derece olarak tamamlıyor. Sonrasında OK deyip çıkıyoruz. Tekrar Modifier List'e gelelim. At Table Poly'de Use Norm Subdivision seçeneğini aktif ediyoruz. Bu 1'dir. 2'ye kadar yükseltebilirsiniz. Şimdi isterseniz bu şekilde bırakabilirsiniz. Hemen bunun bir kopyasını şöyle tamamını seçelim. Bir kopyasını yana alalım. Birbirinden etkilenmesinler. Bu kopyamız arkadaşlar aynı şekilde burada kalsın. Biz bunun üzerinden işleme devam edelim. Bu kısım seçili arkadaşlar. Elemente geliyoruz. Sadece bu kısmı seçiyoruz. Aşağıya doğru çektiğimizde gördüğünüz gibi arkadaşlar yeni bir desenimizi elde ettik. Tabii ki şimdi bunların aralarında boşluklar kaldı. Bu boşlukları nasıl kapatabiliriz? Hemen üst parçamızı alıyoruz. Biraz şöyle göreceğimiz şekilde aşağı doğru çekiyoruz arkadaşlar. Şimdi tam birleştirmeden önce size şu hususu belirteyim. Bunların hepsi nasıl aynı anda hareket ediyor diye düşünebilirsiniz. Array komutunu uygularken copy seçeneğini seçmedik. Instance seçeneğini seçtik. Yani bir objede değişiklik olduğu zaman diğer objeler de bu değişiklikten etkilensin seçeneği seçili olduğu için diğer objelerimizde de aynı işlemler uygulanıyor. Hemen aşağı doğru getiriyoruz arkadaşlar. Şu şekilde tam birleşiyor. Poligonumuzu kapatıyoruz. Gördüğünüz gibi şu an elimizde iki farklı çiçek
modelimiz oluştu. Birisi birazcık daha büyük, birisi birazcık daha küçük oldu. Bu da tabii objelerimizin, yani daha doğrusu buradaki yüzeylerimizin birbirine uzaklığından ve yakınlığından kaynaklanan durum. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar, isterseniz siz buna şen de verebilirsiniz. Hemen gelelim. Ha, turbosmooth da uygulayabiliriz. Tabii ama bu yalnız uygulayabiliriz. Lakin poligon sayımızı arttıracaktır. Ama hani görmeniz açısından bir uygulamamız yeterli. Sonrasında turbo smooth'un, pardon, poly'nin üzerine shell uygulaması yapalım. Shell diyoruz. Evet, et kalınlığımızı da verdi arkadaşlar. Hani 6 milim kadar daha versin. Gördüğünüz gibi birazcık daha düzgün bir sonuç elde etmiş olduk. Et kanalımıza var. Artık bunu her türlü mobilyalarınızda kullanabilirsiniz. Ahşap yüzeylerde kullanabilirsiniz. Dekor olarak kullanabilirsiniz. Yani oluşturması arkadaşlar bu kadar basit. Tabi turbo smooth'umuzun değerini 2 yaparsak birazcık daha yumuşak bir yüzeye sahip olmuş oluruz. Elimizde iki farklı objemiz ve çiçeğimiz mevcut. Evet, dersimiz bu kadardı. Bir sonraki dersimizde arkadaşlar yine farklı bir carving, dekorasyon diyebilirsiniz, oyma diyebilirsiniz. Artık kendiniz nasıl yorumlarsınız. Bu şekilde yeni nesneler oluşturacağız. Dersimiz bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Mutlu olun.